Abi sayende yaşıyoruz bu hayatı. Sen de yaşıyorsun ama. Tabii ya. Sen ne zannettin bizi orada maç sunuyoruz? 7-24 takım elbiseleri gezmiyoruz şuna ya. Bak şuna abi. Aman diyeyim oğlum yapma öyle şeyler. Eve giremeyeceğim senin yüzünden. Abi bir tatile gelelim dedik. Allah Allah. Ama baksana şuna hızlı çıktı bu da ya. Sen de tribünlere oynuyorsun ha. Formale durulur mu sahibi? Abi biliyorsun. Yakmıyor mu oğlum bunun şeyi? Biliyorsun abi ismimiz Trimles yani. Yani adamlar da hakkını veriyor Trimles abi yani. Adamlar hakkını verdi yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi S2G demişken bizim bir röportajımız olacak biliyorsun. Evet abi, bence sen önceden git. Tamam, seni gönderelim abi. Tamam ben gidiyorum. Tamam, kendine git dikkat et. Eyvallah abi. Bunu da şimdi kim değiştirip de gidecek ya. Yapacak bir şey yok abi. İş yapılacak. Böyle kalsın ya hocam. Yani hiç bilmiyorum şimdi değiştiresim gelmedi. Yok olmaz pantolonu giyeyim. Pantolonu üst biraz açı yukarı kaldırın. Bu haftada böyle Ömer orada yatıyor sahilde güneşleniyor ben burada kaldım. Kocaman sütlüye gelmişsiniz. Hiç şansımız yok mu? No. Ben diyorum kalk bana nao diyor. Üşendim de bari rejiden giydirseler olmaz mı hızlıca? Hemen başlayalım. Tamam onu yaparsak hadi. Oo, elime kağıtlar geldi. Pantolonu giydim. Hocam ben bu işi sevdim. Bundan sonra tüm programlarda bunu talep ediyorum. Tamam. İnandım tamam. SencerEZ'de haftanın bombalarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güçlü bombalarımız var. İnanılmaz dedikodularımız var ama sizlere şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu videonun özel bir kısmında, sürpriz bir kısmında bir kod çıkacak ve bu kodu kullanarak siz de UC'lerin sahibi olabilirsiniz. O yüzden 4 kez de çok dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Ve şimdi ilk bombaya geçiyoruz. PUBG MOBILE World Invitational turnuvasına gitmek için oluşturulan oylama takım taraftarları tarafından oldukça fazla ilgi gördü. Oylar havada uçuştu ve burada takımlar, oyuncular sosyal medya üzerinden destekçilerinden yardım bekledi. Bakalım kimle paylaşım yaptı hep beraber inceleyelim. Evet destek mesajlarına hep beraber baktık. Biraz da yakın mercekten inceleyelim. İlk merceğimiz kimin üzerinde? Fireflux'un üzerinde, Laps'ın üzerinde. Laps'ın da sevgili kedisi Mia bu oylamada Fireflux'ı seçti. Kimi vereceksin kızım sen? Uç bakayım. Aferin sana. Tüm takımların destekçileri aslında elinden geleni yapmış olsa da daha buradaki oylamanın ilk gününde S2G 60.000 oyu buldu ve bu 60.000 oydan sonra ilk açıklama Saylas tarafından geldi. 60.000'i geçmiş bulunmaktayız. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Kısa süre içerisinde oylamada bir anda 80.000'in üzerine çıkan S2G'de bir diğer cepheden Raze'de ondan sonra açıklamalarda bulundu. Ama selamünaleyküm. Oylamada 80K'ya doğru gidiyormuşuk. Oylamaya kazanak da şampiyonluk kolay iş. Yanımız olduğunuz için teşekkürler herkese. Hamsici ve Kaysa ikilisi. Genç yetenekler de tabii ki sessiz kalmadı. Onlar da takipçilerine teşekkürler mesajlarını kendi sosyal medyalarından paylaştılar. Verdiğiniz inanılmaz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Böyle destek vermeye devam edin. Bak gidersek, sizin sayenizde gidersek yüzünüzü kara çıkarmayacağız. Güvenin bana. Öncelikle destekleriniz için size teşekkür ediyorum. Bu serüven 3 gün daha sürecek. Bu 3 günlük serüvenin sonunda eğer birinci bitirirsek bizi Suudi Arabistan'da göreceksiniz. S2G ilk günün sonunda 100.000 oyu geçmeyi başarmıştı. Peki sonrasında ne mi oldu? S2G 200.000 oy, 275.000 oy ve sonunda 327.000 oy ile birlikte ülkemizi Denizbank Wildcats'le birlikte temsil edecek olan ikinci takım olmayı başardı. Evet S2G ile ilgili olan seçim sonuçlarını an ve an sizlere aktardık. Adeta bu seçim sonuçları bir ülke genel seçimi edasında geçti. Buranın kazananı S2G oldu. Burayı kuru kuru geçmeyelim dedik. Bir röportaj ayarladık. Şimdi karşımızda S2G ekibi olacak, Barış Çiğ olacak, oyuncular, takım sahibi ve bu oylama ile ilgili onların görüşlerini soralım öncelikle Barış Bey. Abi oylama için öncelikle zaten bizi destekleyenlere buradan çok fazla size teşekkür ediyorum. Oylamadan niye bu kadar büyük bir fark döndüydük? Hatta dünya global sırasında da biz bütün dünyada birinciliği almak istiyorduk. Sadece o tarafın oylaması gelmedi elimize. Çok az bir farkla kaybetmişiz galiba. 3000 oy gibi bir farkla kaybetmişiz. Yoksa onu da alırdık. Yani onu da alabilecek potansiyeldeydik. İyi bir ekip olduğumuzdan dolayı ben öyle düşünüyorum. Yani S2G ekibi hem oyuncular açısından hem influencerlar açısından tamamıyla gerçekten canı gönülden istiyorduk biz bu olayı. Güzel bir şekilde izleyicilerimiz de tabii ki bize güvendiğinden dolayı, inandığından dolayı. Çünkü yarım kalan bir ihalemiz var biliyorsun. Dünya şampiyonluğunda. Artık şu dördüncülüğü bir üzerimize elimizden atabilirsek bu lanetli sayıyı güzel bir şekilde orada bu sefer şampiyonluğa, yani tama çevirmeye gideceğiz. Yani yarım kalan işimizi tamamlamaya gidiyoruz. Bizim takıma her zaman motive olarak attığım bir olay var. 8 puanla kapanır 18'de. Fatih Terim'in çok güzel bir lafı var bunun için. 8'de kapanır 18'de kapanır. 30 puan var. Yeter ki biz kazanalım. Son puanı da çekecek ve S2G'den bir kez daha galibiyet izleyeceğiz. Onlar açıldılar ve tam olarak açıldılar. O bahsettiğimiz şan, o bahsettiğimiz şöhreti S2G'ye ele geçirdi. Fatih Terim'in de dediği gibi sicilin parayla, nüfuzla, rakamda doldurulamadığı yerlerde ve seviyedeyiz. O yüzden bize destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sicilin, micilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. İyi ki bizi desteklediler. Gerçekten desteklerini karşılayacağımızı düşünüyoruz değil mi takım? Bu arada ben konuşuyorum evet, böyle de. Yani evet. Çalışıyorlar. Yani Saylas Bey biz daha yeni havuzdan çıktı. Daha yeni çünkü oylamalar bitti. Evet. Ama artık gerçekten çok sıkı bir şekilde bu dörtlü, o dörtlü olacak diye düşünüyoruz. Böyle diyeyim. Evet, bu arada gözümden kaçmadı. Ekipte bir eksik var. Sevgili koçumuz Tavut Bey yok. Evet reis, sıradaki sorum sana geliyor. Ayağın uğurlu geldi. Ekibe yeni katıldın ve direkt olarak Arabistan'a gidiyorsun. World Invitational'a gidiyorsun. Şu anda durum nasıl? Havalar nasıl? Aşırı iyi ve heyecanlıyız. Yeni takım olduğumuz için. Yani tek istediğimiz başarı yani. Şampiyonluk artık level atladı, başarı. Bir defa da böyle deneyelim ya. Evet reis, umuyoruz ki şampiyonluğu getirirsiniz diyelim ve diğer sorumuz için sevgili Saylas'a döneceğim. Şu anda takımın en tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Oyunun içerisindeki atmosfer nasıl, stratejiler nasıl, taktikler nasıl? Onları yansıtıp orada şampiyon olacağız diyor musun? Ya hazırlanıyoruz, taktikler falan her şey çalışılıyor çok güzel bir şekilde. Diğer takımları da hepsini tanıyoruz. Zaten ben şu an tatilde olmama rağmen çalışıyoruz. İstanbul'a yarın geçeceğiz, çalışmalara devam edeceğiz. Saylas'ın aslında demek istediği şey, yani burada büyük ihtimal taktiği vermek istemiyor ama biz kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyoruz karşı rakiplere. Gerçekten çok farklı bir oyun üzerinde çalışılıyor şu son zamanlarda ve artık bunu benimsedik ve biz benimsediğimiz gibi rakiplere de benimsettirmek istiyoruz. Artık yani hep bir algı var ki biz globale göre hazırlanıyoruz, biz globale göre hazırlanıyoruz. İşte dünyadaki diğer takıma göre hazırlanıyoruz ama farkındaysan zaten Türkiye Ligi aslında globalden daha da zorlaşmaya başladı. Dedik ki biz kendi oyun tarzımızı yapalım ki adamlar desin ki bunlar ne yapmaya çalışıyor. Biz artık o ne yapıyor bunlar dedirteceğiz ama iyi bir şekilde edeceğiz inşallah. Öyle de edeceğiz değil mi Saylas Bey, Sayın ICL? Evet. İnşallah. Evet. 3 milyon dolar ödül havuzlu bir turnuva oynanacak. Bu konuyla ilgili, ödül havuzuyla ilgili düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Ailemiz için bir araba alacağım ben kendime. Takımın da izi varsa ailemiz için arkadaşlar. Gelince Kıbrıs'a binersiniz. Olur. Bence olur. İnşallah olursa Gaming House'da takımla ilgili çok fazla kafamızda S2G ile ilgili güzel şeyler var. İnşallah bunlar geri dönüşlü bir şekilde takıma güzel bir şekilde gelecek. Yani ben öyle umuyorum. Önce bir alalım da parayı sonra konuşuruz ya. Önce bizim kafamı takımdaki herkes şu an o paradan çıktı artık. Ya para konusu yok. Ben bile daha yeni öğreniyorum şu an ne kadar para gelecek, nasıl olacak, nasıl edilecek. Biz artık şey kafasındayız. Ya bu kadar güzel destek var, bu kadar uğraştık, bu kadar çabaladık. Artık o dördüncülüğü kuralım kafasındayız yani hepimiz. Yani şu anda zaten bence oldukça iyi bir konumdasınız. Takım olarak gayet iyi yolunuza devam ediyorsunuz. Yeni bir transfer. Onunla birlikte orada iyi başarılara imza atacağınıza güvenimiz tam. Ve buradan bütün S2G ailesine, takım sahibine, oyunculara, destekleyenlere, taraftarlara, herkese selam söylüyoruz ve kendinize iyi bakın diyoruz. Eyvallah, görüşürüz. Bay bay. Sırada e-spor takımlarından yapılan paylaşımlar var. Bir transfer haberiyle söz edelim. Bu sefer oyuncu değil, bir analist. Kim o? Surreal takımı Niklas'la birlikte analist olarak anlaştı. SuperMassive Blaise yakından tanıdığınız oyuncu The Wolf'u sezon sonuna kadar Good Guys ekibine kiraladığını duyurdu. Sırada ne var? Bayram haberleri var. Bu nasıl bayram haberi? Morales diyor boyunu 1.76 olduğunu duyurdu sosyal medyada diyor. Bir dakika ya. Morales orada güneşleniyor mu hala? Yok, geldi. Hazır. Geldi mi? Hazır mı? Morales gel bakayım bir. Nasıl bir... Reji bir tane metre alabilir miyim? Gel Morales gel. Gel. Bakacağım sana gel. Ama abi bak ben şimdi 1.76 az çıkarsa bak bomba var, dikkat et. Kaç? 1.76 mı dedin? 1.76 desem bak. Şunları şöyle bir bırakayım bari yere. Yani. Ama güveniyorum ya ben 1.76. 1.76 benim de elimde bomba olsa ben de güveniyorum. 1.76. Gel. Sen kaç istiyordun? 76. Tamam. Ama 76 değil mi zaten? 76. O bombayı bırak gel rejiye, göreceğim 76. Bir haber Morales'ten geldi. Boyunun 1.76 olduğunu öğrendik. Ülkece çok mutlu günler geçiriyoruz. Morales'in boyu 1.76. Oldukça sevinçliyiz ve mutluyuz. O zaman bir haber de benden gelsin. Sevgili Bistik sosyal medya üzerinden beni bir challenge'a davet etti. SencerEZ senle bir omuz antrenmanı yapalım dedi. Bakalım öyle kalıplı falan gözüküyorsun. Kof musun nesin bir inceleyelim dedi. Ben de o davetini kabul ettim. O İstanbul'a geldiğinde onda güzel bir omuz antrenmanı yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Sizler de sosyal medya üzerinden SencerEZ haftanın bombalarını etiketleyip beni böyle zorlu mücadelelere davet edebilirsiniz. Hepsini yaparım. Hiç sıkıntı yok. Değil mi Morales? Yok, sıkıntı yok. Tamam, sen bir git sahile. Onu da yok. Size bırakayım. Bana verme, bana verme. Tamam. Tamam, gidiyorum ben. Geleceğim. Programlısın, geleceğim. Tamam. Ben geleceğim. Şimdi diğer bombanın pimini çekmeye hazır mısınız? Ben hazırım. O zaman geçelim. Bir bayram klasiği olan İBAN gönderme mevzusu bu bayramda da gerçekleşti. Hatırlarsınız geçen hafta Tugay Gök'ün o sıkı pazarlığı izlemiştik. 9'a ver. 9'a ver. Ne diyor? 9'a verdik. 9'a verdik. Hayır olsun. Bu sefer Tugay Gök inanılmaz şeyler yaptı. Sosyal medyadan telefonunu paylaştı. Bütün banka uygulamalarını sildim dedi. Artık benden IBAN istemeyeyim dedi. Olmadı Tugay, yakıştıramadık. Ama hala iyi pazarlıkçı olduğunu düşünüyorum Tugay. Anlayamazsın, katamazsın, dertten kederden kurtulamazsın. Bir paylaşımda Nextria oyuncularından geldi. Oyuncular yine sosyal medya hesaplarında ekonomi kötü dedi, dolar euro yüksek dedi, bize bulaşmayın dedi. Onlar da kaçağı oynadı, onlar da iyi pazarlıkçıymış, onu öğrenmiş olduk. Anla, anla bebeğim halimi, özledim seni çok. Do aslında burada bütün taktikleri arşa çıkarttı. Ne mi yaptı Do? Kendisi eksideki mal varlığını paylaştı. Kendi IBAN'ını yolladı. Bana dedi IBAN'ıma para yollayın dedi. İnanılmaz bir taktik. Böyle taktik görmedim. Tebrik ediyorum seni Do. Biz de rejiden hocam 3-5 toplayalım da atalım. Ayıp olmasın. Programın adını açıklamayla yazarız. Haftanın bombaları güle güle kullan diye. Biz de gönderelim bari. İBAN haberlerine burada noktayı koyuyoruz. Derken aslında hocam şu alta geçen programda rejiye baktım inanılmaz şeyler gönderiyor. Beni İBAN'da böyle gönderir. Ben ezberim de söyleyeyim mi? TR 1586 diye falan gidiyor. İstersen artı da söyleyeyim. Nakite gerek yok İBAN. Açıklamaya da haftanın bombaları klasik. SencerEZ'de haftanın bombalarından bu haftalık bu kadar ama önümüzdeki haftaya kadar yine inanılmaz bombaların çıkacağına eminim. Bu videoya like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Kazasız belasız bir bölümü daha atlattık. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Abi bir dakika bu böyle olmadı. Yapma. Şimdi sen ne yapma. Yapma.